Hiç belli olmaz o, biliyor musun? Hayat bu. O beğenmediği eşeği bile mumla aratır adama kader. Yalnızlık Allah'a mahsus. Hem hepsi okumuş zengin adamlar. Yahu siz tek bir aklınızı mı kaçırdınız? Muzaffer Bey'in daha senesi yeni doldu. Genç güzel kadın. Elbet göğünü birine düşecek. Erkeği vakıtsız giden avradın boynu bükük, direğe kırık sayılır. Sen kolay mı belledin Yasin'a? Orası öyle. Öyle de Serap Hanım malını mülkünü bu adamlara kaptıracak kadar akılsız değil. Hem bebe de daha ufak değil mi? Ah baba belleyeceği biri olsa fena mı olur hiç? Kız sen hangi taraftansın? Hanımımızın evlenmesi hiçbirimizin hayrına değil. Evet. Hanım bitti şimdi bir de başımıza bey mi çıksın yani? He. Hem Muzaffer Bey'in yerine hiç kimse tutamaz. Tutar. Tutar da... daha vakti değil. Size mi kaldı derdi? Ayıp. Çok ayıp. Günah. Muzaffer Bey'in hatırasına hiçbir saygınız yok. Hasbinallah. Mer vekil. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Hoş geldin Kemal. Buyur otur. Buyur etle. Buyur Cemşir Efendi. Afkarlandım kurban. Şu benim plak orada. Dönüp düşün. Hayırlı olsun. Ustabaş olmuşsun. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok bir şey Ahmet. Sadece Halide sevinir sanmıştım ama öyle olmadı. Hala başka bir iş yapmanı istiyor değil mi? Takma kafana. Alışır elbet. Alışacak olsa çoktan alışırdı Ahmet. Hala eski hayatını özlüyor mu? Biliyor musun? Güllü'yle hep ben ustabaşı olunca hayatımızın ne güzel olacağından bahsederdik. Hayaller kurardık. Şimdi ustabaşı oldum. Ama hayallerimizin hiçbiri gerçek olmadı. İyi de hiçbir şey eskide olduğu gibi kalmadı ki. O zamanlar sana bunları söyleyen Güllü şimdi fabrikanın patronu oldu. Kaç haftadır aç mıyız, açıkta mıyız? Umru bile değil. Cemşir Efendi. Ne vakittir yiyorsun, içiyorsun, defterde yazıyorsun. Öde artık borçlarını kane. Ödemezsek ne olur lan? Ödemeyeceksen, yemeyeceksin de, içmeyeceksin de. Olacak, bitecek be kale. Ulan, senin bu yaptığın bunca yılın hukukuna sığıyor mu ha? Yıllardır bu dükkanı kimin cebine döndürün lan? Ayıp oluyor ama Cemişir Efendi. Lafini tarta konuş. Tamam Geritli, uzat. Tamam. Ama Kemal Efendi. Tamam. Hadi sen de evine git Cemşire. Kore'ye asker göndermekle tarafımızı seçtik. NATO'ya her an girebiliriz. Amerika ile olan dostluğumuz kopmaz bağlarla pekişecek böylece. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım da. Sovyetler korkusuyla verdiğimiz ve daha da vereceğimiz ödünleri iyi hesaplamamız lazım paşazade. Kaz gelecek yerden.
el verip kol kaptırmayalım da. Dünyanın bir ucundaki memlekete niye adam yolluyoruz hiç anlamıyorum. Komünizm korkusu Sedef Hanım. Dünya ikiye bölünüyor. 5 yıl önce Stalin bizden boğazları istedi. Amerika olmasaydı savaş açacaklardı. Elbette kara kaşımız gözümüz için yapmıyor bu desteği bize Amerika. Kore'de göstereceğimiz yararlılıklar milletçe saadetimizin garantisi olacak. Hem siyasi hem ticari. Hı. Kişisel saadetimizde Akan Mehmet Çıkkan'la bağlı öyle değil mi? Niye apaçık söylemiyorsun Paşazade? Aynı Muzaffer gibi konuşuyorsun. O da böyle hep muhalefetti. Affedersiniz Sedef Hanım, sizin de başınızı şişirdik. Müsaadenizi istesek. Enfes bir geceydi. En kısa zamanda tekrarlamak isterim. Aynen. Yine her zamanki gibi eşsiz güzellikteydi her şey. Mübalağa ediyorsunuz. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Gülizar, misafirlerimizi geçir. Selamünaleyküm ağalar, afiyet olsun. Hoş geldin Ramazan. Kilitli, hayrola? Yüzünden düşen 1000 parça, içi yün. Nasıl olmasın bre Morisi, nasıl olmasın? Baksana millete, yiyorlar, içiyorlar, hesaba gelince yaz deftere giritli, sonra öderiz giritli. O sonra hiç gelmiyor Morisi. Ya kardeşim, sen de kimseye beleş vermeyeceksin. Parayı veren düdüğü çalar diyeceksin, Allah Allah. O da bir dert değil Morisi, o da bir dert değil. 2 kadeh içtilerini aslan kesiliyorlar zıkkım içesi celal. Allah'ın sarhoşuyla, ayyaşıyla uğraşıp duruyorum. Vallahi bir alan olsa devredeceğim hemen dükkanı. Yemin ediyorum var ya, biraz da senin suçun var. Baksana ben kaç vakittir diyorum ki şurada bir değişiklik yap. Çağa ayak uydur diyorum. Öyle duruyor, sen de anlamıyor ki ne? Çok biliyorsan sen devral da görelim bakalım zalim. İşi bilmiyorsun. Peh bre Morisi, peh. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren çok. Akil veren. Abo. Lan bu benim aklıma daha önce niye gelmedi ki ne? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Enişte, benim aklıma acayip bir fikir geldi, biliyor musun? Hayırdır Ramazan? Hayır, hayır. Bak ne diyorum. İnşallah bu mahkeme iyi neticelenirse var ya, ne yapayım diyorum, biliyor musun? Bu meyhaneyi devralacağım. Ne diyorsun? Meyhane? He. Sen meyhanecilikten ne anlarsın Ramazan? Ha, içmeyi iyi bildin de bu başka. Ay bülür ha, dalga geçiniz benimle. Ya bak şimdi, ben diyorum ki ne, burayı almışık, anlıyor musun? Ondan sonra boyasını, badanasını yaptırmışık. Ondan sonra bu masayı, koltukları deniştirmişik. O büyük kulüpteki koltuklardan falan getirmişiz ha. O zaman var ya burası ha, oh, tadından yenmez. Durun durun siz. Bu mahkeme bir neticelensin var ya. Ben de Bezen de bu sefaletten kurtulacağız. Bak görürsün. Uyudu mu? Uyudu. Ağladın mı sen? Yok. Ana? Oğlum ağlama geldi. Hapishanede bir başına olduğunu düşündüm. Ana, kocamı öldürüp oğlumu babasız bıraktı o. Ona üzülmek sana yakışır mı? Senin de oğlun var. Anasın artık sende. Şimdi anlamasan bile bir gün er geç anlayacaksın. Ne olursa olsun. Ne yaparsa yapsın, seviyor insan evladını. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.